Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberden, kıyametten mi? Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler. Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Dağları da birer kazık kılmadık mı? Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze 7 sağlam bina gök çattık. İçlerine ışık saçan bir kandil astık. Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye. Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler çıkaralım diye. Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Kuşkusuz cehennem gözetleme yer olmuştur. Azgınlar için son varılacak yer olmuştur. Orada çağlarca kalacaklardır. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey. Ancak bir kaynar su ve irin içecekler. Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun. Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı. Ayetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı. Bizse her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz. Onlara şimdi tadın cezanızı. Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız denir. Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var. Bahçeler var, bağlar var, memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var, dopdolu kadehler var. Orada ne boş bir söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar Rabbinden yeterli bir bağış olarak verilir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmandır. Hiç kimse ondan bir hitaba malik olamaz. O gün ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kafir diyecek ki, ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım. Sadakallahu lazim.